Arkadaşlar merhaba, ben Oktay. Merhabalar arkadaşlar, ben de bildiğiniz gibi Ahmet. Arkadaşlar bizim hikayemiz şöyle başlıyor. Beni tanıyan herkes bilir, ben çok iyi Galatasaraylıyım. Sürekli buradan İstanbul'a maçlara uçuyoruz. Yani anlattığımız hikaye 2017 yılında oluyor. Ben kombine de alıyorum, hani sürekli İstanbul'a maçlara uçup geliyorum. Deniz arkadaşımla beraber, Deniz Arkan'la beraber. Bir gün Deniz telefon açtı, Aytaç'tan Ahmet'in de geleceğini söyledi. Ben de tamam olur dedim, hani küçük bir grup olursa tabii İstanbul'a gittiğin zaman daha eğlenceli, daha farklı oluyor. Bir tanıdığım insanlar olduğu için hiç sıkıntı olacağını düşünmedim ben açıkçası uçmadan önce. Bu arada bu üç arkadaş biletlerini benden ayrı aldıkları için üçü yan yana oturuyor, ben ayrı oturuyorum. Rahat giderim derken büyük bir sürpriz oldu, hiç beklemediğim bir sürpriz oldu. Bir anda telefonum öttü. Hiç davranma benim kedi. Alo? Ha, sen misin kurban? Telefonu elime aldım, bir fotoğraf geldi önüme. Tabii biz o ara uçakta yan yana otururken sohbet ediyoruz. Deniz'le biz sohbete tutuşurken Aytaç birden durdu. Telefonla bir şeylerle uğraşmaya başladı. Aytaç şöyle yaptı, bir resim çekildi. Öyle yaptı, birden Aytaç, Ahmet dedi, bak dedi ne yaptın dedi. Bir baktım ki yanına Cengiz Özkan'ı koymuş. Ama o kadar orijinal koymuş ki yanına. Yani ben bile inandım yani, sanki yanında Cengiz Özkan oturuyor. Orada Aytaç neyse o resmi gördükten sonra tabii gülüştük falan. Orada tuttu dedi ki ben dedi Deniz dedi ki bu resmi dedi Oktay'a yollayacağım dedi. Telefon öter ötmez ben telefonu açtım, bir baktım Aytaç'ın şöyle kolun içi de Cengiz Özkan oturuyor. Heyecanlandım. Benim de Cengiz Hoca'yla geçmişten kalan bir muhabbetim var. Ayrıca 2017'de bizim Arguvan gecesi var ve o geceyi de Cengiz Özkan'ı ben zaten şahsen davet etmişim. Onu sözünü de almışım, gelecek kendisi. Daha uçak hareket eder etmez ben hemen kemeri çözüm ayağa fırladım. Tabii hostes bunu görünce koşarak geldi. Ne yapıyorsunuz falan dedim, bir tanıdık var, hemen onun yanına gitmem lazım. Dur ki anlatayım. Hayır, la bir sus anlatayım la. Cengiz Özkan böyle ya. Tamam. Sen nereye geldin? Ya anlatıyorum, oraya geleceğim işte. Evet. Uçak havalanıyor, ben de heyecanla o kemer ikaz ışığının sönmesini bekliyorum. O ışık söner sönmez. Şöyle kemeri açtım, hemen fırladım. Koridorda koşa koşa hemen Aytaç'ın yanına gittim. Fotoğrafı Aytaç çekti ya. Nerede dedim. Cengiz Hoca nerede? Aytaç dedi, bu ön buralarda bir yerde, önlerde olacak dedi. Neyse ben ekonomi sınıfında öne gidiyorum, Cengiz Hoca yok. Arkaya gidiyorum, Cengiz Hoca yok. Ben ikinci geçimde insanların suratına böyle baka baka geçiyorum. Tek tek Cengiz Hoca'yı arıyorum. Tek tek Cengiz Hoca'yı arıyorum. Şunu unutmamak lazım, ben ekonomide gezerken hostese fotoğraf gösteriyorum. Diyorum ki bu benim adam nerede dedi. Benim bunu bulmam lazım dedi. Bu adam nerede? Kadın böyle şaşırdı, bilmiyorum dedi, hani pek dikkat etmedim. Tabii. Şimdi montaj olduğunu İstanbul'da söylediniz siz bana. Hostes orada ne demişti? Size, senin böyle bir arkadaşın varsa düşmana mı gerek yok demişti, öyle bir laf demişti. Ben Cengiz Özkan'ın Arguvan gecesine davetli olduğunu bilmiyordum. Cengiz Özkan'la bundan 2 hafta önce fotoğraf çekilmiştim. O fotoğrafı da alıp uçakta yanıma koydum. Ben nereden bileyim Oktay tüm uçakta Cengiz Özkan'ı arayacak? Ama esas olayların şeyi İstanbul'da başladı. Bu. Düşünün yani böyle bir hikaye uçakta oluyor. Bu bir ısınmaydı. Ama Aytaç'ın bizim başımıza açacağı bütün hikayenin başlangıcı bu. İstanbul'da üstüne koyarak geldi Aytaç. Neyse otele vardık, eşyalarımızı bıraktık, kararlaştırdık. Dedik ki gidelim güzel bir yerde yemek yiyelim. Acız. Acız, karnımız aç. Uçakta verdiklerini biliyorsunuz yani. Kedi yese kedi doymaz. Dedik ki ne yapalım, nereye gidelim? Aytaç dedi ki bebeğe gidelim dedi, Nusret'e. Aytaç, yine Aytaç. Aytaç dedi, zaten başımıza ne geldi, sondan geldi. Aytaç! Gittik ki ne gidelim? Nusret'e girme ihtimalimiz yok. Kapının önü tıklım tıklım. İçeriye bakıyoruz, şöyle dışarıdan bakıyoruz. Ama ya bildiğin doğal gaz kuyruğu. Tam neyse biz oralarda konuşurken, Aytaç sen tut yanımızdan. Artık hoşuna mı gitmedi? Giremedi diye gıcık mı aldı? Sinirlendi. Ne giremeyince sinirlendi. Bizi oraya götürdü. Sinirlendi mi falan. Tam orada terasta oturuyorlar. Böyle terasta otururken, yanlarından geçerken memleketi yediniz memleketi dedi. Memleketi soydunuz, soğana çevirdiniz be. Memleketi soydum. Birden koşmaya başladı. Aytaç kayboldu. Kafalar döndü bize bakıyor böyle. Kaçtı. İnsanlar bize bakıyor sanki bu laf bizden çıkmış gibi falan. Ondan yanlış sonra bir hareket yapsak hepsi dışarı çıkacak. Aynen öyle yani. Düşünsene Türkiye'de diyor memleketi yediniz memleketi yani. Aslında kötü bir niyetim yoktu. Gerçekten arkadaşlarımı zan altında bırakmak istememiştim. Sadece acıkmıştım ve o kadar kalabalıktı ki tepkimi bir türlü göstermek istemiştim. Sahile indik, Aytaç'ı orada bulduk. Sam sahil, o alt başta bekliyor. Aynen, de sahilde bekliyor bizi. Aynen. Deniz dedi ki, birden aklına geldi. Deniz'in de dedi ki, bir şeye gidelim dedi o zaman yani, Kumkapı'ya gidelim dedi. Taksiyi çevireceğiz Kumkapı'na. Ya arkadaş, o nasıl bir taksiciydi ya? Gerçekten. Ona yani işir gücü rast gelsin de adam radyoda DJ'lik yapıyormuş, akşamları da taksi sürüyormuş. Yani adam taksici, Beşiktaş'a giderken
Yandaki taksici adres soruyor ya. Böyle bir yani. Böyle bir insan. Yandaki taksiciye Beşiktaş'a yaklaşmışsınız 100 metre var. Camı açıyor diyor ki pardon diyor buradan diyor Beşiktaş'a nasıl gidebilirim diyor ya. Sonra sonra Bağdat bulunur. Soralı. Affedersin hemşerim. Bağdat nerede? Taksinin içinde giderken de tabii Aytaç'ın her zaman taksicilerle bir muhabbeti vardı. Ya spora girer ya siyasete girer. Taksicinin partisini tutuyor, taksicinin takımını tutuyor. Arkadan böyle bir ses geldi. Abi İstanbul'un hali ne olacak? Aytaç taksiciyi bir tartıyor önce. taksiciyi bir el almaya çalışıyor. Aynen. Taksicinin önce hangi partiden olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Adam, hangi siyasette hangi yönünün hangi tarafı olduğunu. Adam halimize şükür her şey iyi yolunda dedikten sonra Aytaç'tan şöyle bir hamle geldi. Aytaç ya yol yapmış diyor böyle bir şey var mı yani? Yol bilmeyen adama Aytaç diyor ki yol yapmış yani. Layıklı gelden gidi ya. İrtica geldi ya. Layıklı. Niye layıklı gitmedi elden? Ya o coştu. Beyin kalmadı artık o muhabbet derinleşti. O konuşuyor, o bağırıyor, o konuşuyor, evet. Bağırıyor derken. Zaten yolumuz yarım saat falan sürecek taksiyle. Yollarda kalabalıksa zaten daha da uzun sürecek. Benim sadece hedefim o yolu ne kadar eğlenceli geçirirsek o kadar iyi bizim için. Yani şimdi başlasam yok abi CHP daha iyi falan desem adamlar tartışacak. Belki adam bize gıcık olacak. Hiç gerek yok. Neyse işte o gece taksici beynimizi şişirdi. Gitti kum kapıda. Müzik dinledik. Biraz fasıl yaptık falan derken geceyi az buçuk kurtardık. Geldik otele yattık uyuduk. Ertesi gün maç var. Ben de Ahmet'i şöyle biliyorum. Aramızda dördümüzün arasında işte Deniz, ben, Aytaç, Ahmet. Ahmet daha böyle seskin, toparlayıcı. O şekilde biliyorum. Maçın 60-65. Dakikası ki ben daha fanatiyim aslında. Kendimi öyle biliyorum. Bir el pozisyonu oldu. Hakem penaltı çalmadı. Abi yanımdaki o bildiğiniz mülayim adam Ahmet, sessiz diye düşündüm Ahmet, bir anda içinden yeşil adam çıktı. Arkadan işte hakeme her şey fırlatılıyor, Ahmet atıyor, ben atıyorum falan derken Ahmet sahaya girecek zaten. Maç, o Fenerbahçe maçı 0-0 giderken ben artık maç ikinci yarısından itibaren maçı bıraktım. Bir de yerimiz de öyle bir yer ki. En önde biziz. Tribünün orta tarafta en önde biziz. Yani Tarık Ongun'la benim aramda bir çalım bile yani değil mi? Bir buçuk metre var. Yani bir atlasan adam ya şey ensesindesin. Maç zaten stresli geçiyor. O kadar şey de geçiyor. Maç stadın içine girince zaten insan otomatikmen bilen bilir. İnsan başka bir insan oluyor. Tarık Ongun'la bir ara ben artık buradan saydırıyorum Tarık Ongun'a. Tribünden saydırıyorum. Stres o biçim. El pozisyonu olmuş bizim penaltıyı vermem. Ben buradan saydırıyorum. Ağzıma geleni söylüyorum. Çıkmışım ayağa falan. Öndeki görevde artık beni itiyor. Ağlamalı gözüm. Abi ya. Yani hakem bayrağı bıraksa, Ahmet'e saldırsa haklı yani yerinde. Tarık Ongun'a ben orada ağzıma gelen lafı söylüyorum. Bana şöyle yaptı. Böyle yaptı. Şöyle. Yemin ediyorum yaptı. Bak yemin ediyorum. Bak. Pozisyon sen yanında mıydın? Pozisyon bitti. Sen mi yanındaydın? Üçümüz yan yanaydı. Kim yanında? Bak Aytaç yemin ediyorum. Yok lan. Otur anlat. Alay bunu çekmeyle çekiyor. Onu yapan sevmişsin. Ayağa kalktım. Sen kime gülüyorsun lan falan derdimiz. Yandakiler gaza geldi. O gaza geldi. Tribünden bayraklar falan her taraf kafasını tuttu. Bir şeyler atmaya başladı. Öyle bir şey oldu ki yani birden o bulunduğum bölümün sanki bir tribün lideri oldum ben. Durun diyorum duruyorlar. Saydırmaya başlıyorum bu sefer arkadan bayraklar falan neyse. Bundan nice zaman sonra. Yani şöyle bir durum var. Biz kombinemiz var. Sürekli biz maçlara gidiyoruz. Bitirmeyecek. Yok bitireceğiz onu. Bağlayacağım. Olayları başlatan bu arkadaş bizim kombinemiz var. 4 maç ceza yedik sayesinde. İstanbul maceramızı sonlandırdık ve havaalanına doğru yola giderken tabii yine bizim Aytaç başladı. Geçerken Topkapı surlarının önünden geçiyoruz. Şöyle surlardan dışarı doğru falan bakıyorum. Aytaç taksiciye demez mi? Oralar dedi eskiden dedi tarlaydı dedi. Adam döndü baktı dedi. Tarla mıydı dedi buralar. Taksici de böyle konuşma bir şekli vardı böyle hızlı. Burada dedi tokat lan ya dedi. Sen dedi kafamı yedin ya dedi. İstanbul macerası oldu planlamadığımız. Aslında aklımızdaki başkaydı ama Aytaç sağ olsun. Planlamamız farklı gelişti. Daha çok olaylar oldu da şu anda aslında o derine de fazla girmeyelim. Bayağı girdiniz. Bir saat konuştunuz. Bu benim rekorum yani daha da olsun. O zaman burada bitirelim. Ah İstanbul.